Gazeteler diğer ülkenin evlerini maket olarak verirlerdi, yapıştırırdık kesip demiş. Gazeteler şey de yapardı ya. Robot veren, kartondan robot veren gazete vardı. Milliyet miydi o? Hürriyet miydi? Alırdık, onları birleştirip robot yapardık. Abi ne deli gibi alırdık onları ya. Şu an o kadar çok imkan var ki işte çocuklar onlara bakmıyor bile, tenezzül etmiyor. Sorun orada. Sıkıntı orada yani. Yani şu tablet iPad Kids deniyor ya. Karşısına tableti koyduktan sonra hiç başka hiçbir şey tenezzül etmiyor çocuklar. Çok üzüyor beni. Yani şey moduna girmek istemiyorum. Ya bizim dönemimizde, bizim zamanımızda moduna girmek istemiyorum ama bazı şeyler spesifik. Tamam, bazı şeyler abartı olduğunu farkındayım. İşte mesela her kuşakta şey derler. Şimdiki yeni nesil de çok saygısız falan. Ya da işte şimdiki yeni nesil de çok mal falan. Aslında değil, çünkü her nesil aşağı yukarı aynı yaşta aynı mallıktaydı. Bize de diyorlardı, biz de öncekilere de diyorlardı büyük ihtimalle. Ama bazı şeyler çok net bir şekilde değiştiğini görebiliyorum. Mesela bizim arkada otopark vardı, orada top oynardı çocuklar ve bir nesilden sonra tamamen bitti o olay. Sahada vesairede de yani böyle ücretsiz, bakın bizim orada ücretsiz çocukların böyle toplarını alıp da gidip futbol oynayabilecekleri yer kalmadı. Halı sahalar var. Parayı bastıracaksın. Gireceksin takımlar olarak. O da büyük olman lazım. Çoluk çocuk olduğu zaman alamıyorsun. Mesela eskiden vardı o. Taş sahalar vardı. Beton sahalar vardı. Topunu alıp gider oynardın. Şimdi şeylere yaptılar. Bostanlı gibi yerlere yaptılar. Böyle zengin mekanlarına yaptılar. Ama bizim mahallede artık yok. Yok yani. Hiç yer yok. Hiç yer yok ya. Çok ilginç. Yani topu eline aldın mı kalırsın topunla. Yani yürüme mesafesinde bile yok. Çok ilginç. Otoparkta oynarlardı. O yok. Yani sokakta oyun oynamak yok ya şu anda ciddi. Çünkü bak ben mesela sokakta, bizim mahallede sokakta hep biz de oynardık. Oynayan da çok çocuk vardı. Yan mahalleyle maç yapardık falan. Şu an sokakta yürürken öyle bir şey göremiyorsun. Anca ne olacak biliyor musun? Gideceksin böyle arka mahallelere falan. Orada arka sokaklarda falan oynayan çocuklar oluyor genelde. Tasoları takas yapamayacaklar demiş. Çocukların dışarıda yapabileceği hiçbir şey yok. Son nesil bizlik demiş. Evet. İşte Seferihisar, Urla gibi, Güzelbahçe gibi yerlere gideceksin. O zaman oluyor. O zaman var. Ya da zengin olacaksın. Bostanlı evin olacak. O zaman basket sahası var. Bazı böyle zengin mekanları olacak. O zengin mekanların da var abi. Bir de tabii şöyle bir şey var. Güvenlik sıkıntılı aynen. O da var yani. Kesinlikle var. Çocuğunu tek başına dışarı salacaksın. Çok büyük sıkıntı şu an. Şu an çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı gerçekten. Biz ilkokuldayken her cuma bizim şeyimiz vardı. Yani ritüelimiz gibi bir şeydi. Cumayı kutlamak için. Arkadaşlarla bir araya girdik okul sonrası, okuldan sonra. Belli bir yer vardı. Teenage Burger'dı yerin adı. Biz Teneke Burger derdik. Orada yemeğimizi yerdik. İşte patates, hamburger. Biz genelde patates yerdik. Neden bilmiyorum. Hoşumuza giderdi. Ondan sonra mahallede hep birlikte gezerdik. İşte 5 kişi ise 5 kişi mesela. Hep birlikte gezerdik. Öyle yerleri çıkardık ki dağ, orada şey vardı. Tepe vardı mesela. Tepeye çıkardık. Hep ıssız, hep tek başımıza falan. Ya da böyle arkadaşlardan bir tanesinin evinin arkasındaki otoparka gidip futbol maçı yapardık. Bir arkadaşın evinin yakınında bir araziye gidip, bu roketler var ya, altını yakıyorsun, uçuyor falan. Roketleri uçururduk. Bazen bir arkadaşın evine gidip gizli hedef oynardık. Şunun aynısı yani. Gizli hedef oynardık. Bazen bir kere mesela toprak sahaya gitmiştik. Orada toprak sahada futbol oynamıştık. Onu hatırlıyorum. Bir kere zengin bir arkadaş vardı. Onların uydu anteni vardı. Sadece normalde TRT çıkardı çünkü. Uydu antenin varsa Star da çıkardı. Magic Box, Star 1. İsmi oydu. Orada mesela çakmak taşları seyrederdik. Abi çok büyük bir şeydi o bizim için. Kız kaçıran torpil ahbe demiş, evet. Tüftüf ile fişek atma. Tabii tüftüfümüz vardı bizim de. Vardı. Tüftüfümüz vardı. Retro oyun çeşitleri. Tüftüf. Ondan sonra şey. Mesela hangileri bize göre eskiydi onu da söyleyeyim. Çelik çomak bize göre eskiydi. Bizde yoktu yani o. Şey vardı. Şu şöyle bir şey düşünün abi. Ahşaptan böyle bir plaka gibi bir şey düşünün. Onlara çivi çakarsın bir sürü. O çivilerin arasından bozuk parayla gol atmaya çalışırsın. Karşı tarafın kalesi olur. Gol atmaya çalışırsın. Deli gibi oynardık ya. Ruh hastası gibi. Mesela o dönemde dart çok oynardık. Şu anda dartım var da çok az oynanıyor. Oynuyoruz yani. İşte yazlıkta arada oynuyoruz. O da çok ucuz diye aldım. Yani dartı ben çok severim. Hani hep düşünüyordum. Lan alırsam oynar mıyım, oynamaz mıyım, kaç kere oynayacağım falan. Çok ucuz. 150 liraydı. Dedim alayım, bir kere oynasam parasını çıkartır lan. Bir kere oynasam parasını çıkartır yani. Çin sağ olsun Çin. Tabii ki Game Watch'lar vardı. Şu yüksek teknoloji. Şu yüksek teknoloji abi. Boncuk tabancamız vardı, evet. Game Watch'larımız vardı. Ben hep şunu düşünürdüm. Bu tür yani buna benzer. Bunun aynı modeli, pardon. Bunun aynı modeli Game Watch'ım vardı. Şunun pili bitti gerçi de. O bozulmuştu mesela. Mesela benim aklımda hep şey kalmış. Bu Game Watch en iyi tür.
Diğerleri daha tırt falan gibi kalmış ama şimdi tekrar oynadığım zaman bu daha basitmiş. Diğer Game Watch'lar daha iyiymiş bu onlardan. Zaten şeyi bile çakma. Radio Game Watch diye geçiyor. Normalde Game Watch'tır. Su balonu camına atardım milletin kafasına. Demiş. Yorum yok. Amiga Atari vardı. Ha. Bir evet, iyi hatırlattınız. Yine böyle buluşmalarımızdan bir tanesi şey vardı. Bir arkadaşın kara kutusu vardı galiba ya da Atari'si vardı. Gerçi kara kutu ya da Atari diyordu onlar. Onun evine gitmiştik mesela. Onda şey oynuyordu o. Superman. Superman oynuyordu. Böyle 2D Superman ama. Halkaların arasından falan geçiyor. Sonra onun 3D'si çıktı ya. Simit çok oynuyorduk demiş. Mandallardan kule yapmak. Tetris evet. Şu anda Tetris var. Hatta bende de bir çakma Tetris var ama bozuk. Ama bu retro Tetris değil. Bu yeni çıkan Çin malı Tetris. Orijinal Tetris değil bu yani. Orijinal Tetris hep şeydi biliyor musunuz? Görüntüsü buna benziyordu. Rengi biraz böyle nasıldı ya? Krem gibi miydi? Başlangıçta o çalardı. Çoğu kişide o vardı. En standart Tetris oydu. Bende o yoktu. Bende başka bir şey vardı. Beyaz. İşte bilmem kaç oyunlu falan olarak. Mesela onu da deli gibi oynardık Tetris'i. VCD'ler oyun çalıştırıyor demiş. Game Boy Tetris demiş. Yeşil siyah demiş. Game Boy bende yok. Ben hala da Game Boy arıyorum. Çalışan Game Boy arıyorum. Oyunlu. Arkadaşlar da vardı o deli gibi oynardık çünkü ya. Game Boy da benim çocukluğumun bir parçası. Ama delikanlı adam yeşil Game Boy kullanır. Renkli Game Boy kullanmaz. Delikanlı adam renkli Game Boy kullanmaz. Renkli Game Boy ile işim olmaz benim yani. Olacaksa yeşil. Yeşil Mario. Yeşil Mario. Yeşil Tetris. Yeşil futbol. Topaç demiş. Topaç şöyle bir topaç çeşidi vardı biliyor musunuz? Acayip güzeldi. O nasıl yok ki şu an? Çinliler göreve. Şöyle abi. Tırırt. 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 Kurardın. Düğmesini bir basan. Dönerdi. İpsiz bu ipsiz. Benim söylediğim ipsiz. Kurmalı. O muhteşem bir şeydi ya. O nasıl yok lan şu an? TS elektronik setimiz vardı. Bizim Boba Fett hala verecek. Maalesef sakatlandı. Ben de dedim ki çok üzüldüm sakatlandığına. Çünkü TS elektronik seti veremeyeceksin dedim. Sakatlandığı için kaldı o iş. Tasolar bizim için fazla şeydi, yeniydi. İpli topaç yoktu. Şey vardı peki. Şey pervanesini biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle çubuk. Pervane burada. Şuradan jit diye alttan bir şey tutup atıyorsun, böyle dönerek uçuyor. Futbolcu kartları biriktirdik demiş. O furya da vardı. Onda da şey oluyordu abi. Onunla İskambil oynuyorlardı. Pişti oynuyorlardı. Tanju Vale'ydi. Vale olunca şey oluyor ya, alıyorsun ya direkt. Tanju Vale oluyordu abi. Genelde çatıda kalır 2-3 oynamak ömrü olurdu demiş. BMX kontra bisiklet vardı. Kontra pedal. Kontra pedal bende yoktu galiba. O bisiklet arkadaşlar tam show bisikleti. Yani öyle bir yerden bir yere gitme bisikleti değil. Arkadaş da vardı, artistik yapardı. Kontra pedal dediği şey. Pedalı geri döndürdüğün zaman duruyor. Baya bildiğin. Ha, pedal böyle gidiyor ya. Geri çevirdiğin zaman duruyor. Şey oluyor yani. Frene basmış oluyorsun. Kontra pedal o oluyor. BMX bende vardı bir kere. BMX'in özelliği de şey. Ya o da show bisikleti aslında. Dolgu teker deniyordu. Tekerleri de patlamıyordu. Shimano vardı tabii ki. Famesti vardı, battı. Şimdi olsa giderdim ha. Şimdi fake Famesti'ler var. Minik minik AVM'lerin içinde falan. Gene air hockey'e falan gidiyoruz. Ya da Davut Dağ Hoca geldiği zaman basketbol oynadık ya. Basket attık falan. Bir şey yaptık. Sefa Aslan Parlament Sinema Kulübü vardı. Aynen. Parlament Sinema Kulübü'nün bile adamdır. Mavi Ay Bruce Willis. Mavi Ay'ı mesela orijinal İngilizce olarak seyretmek için radyodan teknolojiye bak. Televizyondan seyrediyorsun ya, aynı anda radyodan İngilizcesini verirlerdi. Şeyden dinlenirdi yani. Radyodan kulaklığı takıp o şekilde televizyondan orijinal İngilizce olarak dinleyebilirdin. Teknoloji ama ya, süper bir teknoloji değil mi bu? Bu 80'lerde olan bir şey yani. Süper bir teknoloji gerçekten. Şaka değil. Orijinal lisanıyla dublajsız seyretmek, dinlemek istiyorsanız, seyretmek istiyorsanız radyodan kulaklığı takarak seyredebilirsiniz diyorlardı. Ve harbiden oluyordu yani. Ses kaymıyor muydu demiş, onu hatırlamıyorum. Ondan sonra Parlament Sinema Kulübü'nde birçok ben filmi orada seyrettim biliyor musunuz? Çok ünlü blockbuster'lar orada olurdu. Aliens, Long Kiss Goodnight. Yani şöyle, sinemaya gelen film en kısa sürede oraya gelirdi. Televizyona en kısa sürede oraya gelirdi. Predator vardı galiba. Ondan sonra Terminator 2, Terminator 2. Hatta Terminator 2'yi ilk orada seyrettim büyük ihtimalle. Terminator 2'yi sinemada görmedim ben. Sinemada seyretmedim. Arkadaş seyretmişti. Tutti Frutti. Türk Tutti Frutti'si vardı. Evet. Türk Tutti Frutti'si vardı. Almanlarda RTL'de vardı. Ben onu seyrederken yakalanmıştım hatta. Alman Tutti Frutti'sine. Türk Tutti Frutti'si şeydi. Sunucu Yıldoy'du. Beyaz Saçlı Prens. Biliyorsunuz bizim de Ekşici vardı. Beyaz Başlı Prens olarak. Ekşici'nin Beyaz Başlı Prens olduğu dönemi bilen de adamdır bu arada. Onu öyle dediğimiz dönemi. Tek farkı şeydi. Sütyen gene vardı.
Ama süt yeni çıkar bikini pardon. Bikiniyi çıkardıkları zaman içinde daha küçük bir tane daha bikini vardı. Oydu yani. Maksimum o oluyor. Neyse ki. Hani o zamanlar biraz hayal kırıklığıydı ama şöyle bir şey var abi yani prime time'da seyrediyorsun bunu. Aileyle seyrediyorsun. Şey değil 12'den sonra seyredilen kırmızı nokta değil yani. Ama gene konuşmalardan falan işte Yıldo'ya soruyorlardı bunları ne yapmak lazım falan. Yıldo da hepsini kafadan koparmak lazım diyordu. O kafadan koparmak lafının da ne olduğunu ben hala daha bilmiyorum çözemedim. Yıldo kendisi biliyor mu acaba? Kafadan koparmak ne demek? Çin çin aynen. Çin 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 çin. Tın 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 tın. Çin 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 çin. Tın 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 tın. Çin çin. Tın 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 tın. Çin çin. Çin çin. En son çin çin var ya o işte şey. Aksiyon orada gerçekleşiyor. O orada aksiyon orada gerçekleşiyor abi. Zaten siz benim söylemem bile gerek yok değil mi? Siz onu anlamışsınızdır zaten. Çin çin der dediği zaman artık sırada ne açılacaksa. Uzaylı Mustafa Topaloğlu vardı. Aynen. Şimdi yeni uzaylı benim. Mustafa Topaloğlu ile aynı gezegendeniz. O zaman uzaylı soydu. Mesela orada da onun bokunu çıkartıyorlardı. Şimdi, filmde oynuyordu mesela Mustafa Topaloğlu. Orada da böyle sürekli uzayla ilgili konuşan falan.